Kur'an'da kölelik ve cariyelik serbest mi bırakılmıştır? Allah Teala bu kainatta insanoğlunu eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Ve kainatın tümünü yerde ve gökteki her ne varsa insanoğlunun hizmetine vermiştir. Çok sayıda ayet-i kerimelerde bunlar anlatılır. Kainatta mülkiyete konu olabilecek bütün varlıklar işte bu kainattaki varlıklardır insan hariç. İnsan oğlu mülkiyete konu olmaz. Yani insan başka bir insanın memlükü yani mülkiyetine giremez. Malı olamaz. Bu genel bir prensiptir. Bu açıdan baktığımız zaman genelde işte kölelik ve cariyelik başkasının malı mülkü diye kabul edilir ve hukuklarda da böyle kabul edilmiştir hukuk sistemlerinde. Gerek İslam tarihindeki hukuk sistemlerinde gerekse batıdaki. İslam literatürüne baktığımız zaman esirler için Arapçada abd ve cariye ifadeleri kullanılır. Abd kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçer ama cariye kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an-ı Kerim'de bu yoktur. Ma melek, ma meleket ifadeleri geçer. Bu anlamın dayandırıldığı kelimelere olarak. Kölelik ve cariyelik müessesesinin efendim İslam'da var mıdır, Kur'an'da var mıdır, yok mudur diye baktığımız zaman kölelik ve cariyeliğin temel kaynağı esarettir. Esaret olmadan köle ve cariyeden bahsedilmez. Esir almanın da İslam'daki tek meşru yolu savaştır. Savaş dışında insanları çalıp götürüp yolda yakalayıp esir yapmak İslam'da asla mümkün değildir. Şimdi savaş sonrası esir alınan insanlara da hangi muamelelerin uygulanacağı yine Muhammed suresinin 4. ayetinde Allah Teala çok net olarak ortaya koymuştur. Orada da şudur: Fe imma mennen ba'du ve imma fidaen hatta tada'al harbu evzara zalik. Savaş esnasında ayetin baş tarafında savaş esnasında gereken her ne varsa bütün gücünüzle onu kullanarak karşıyı ezmeye çalış. Ama esir aldıklarınızı da savaşın bütün o süreci tamamlandıktan sonra ya fidye alarak yani tazminat alarak ya da tazminatsız olarak onları serbest bırakın diyor. Dolayısıyla esirlere yapılacak İslam'a göre iki tane muamele vardır. İki alternatif vardır. Ya fidye ile onları serbest bırakmak ya da fidyesiz serbest bırakmak. Şimdi İslam tarihine veya diğer insanlık tarihine baktığımız zaman tarihte malum bugünkü gibi böyle kamplar, işte hapishaneler falan olmadığı için esirler işte askerlere tek tek zimmetlenirdi. Ve dolayısıyla denirdi ki bu esir senin zimmetinde ve işte fidyesini aldığımız zaman bu esiri serbest bırakacağız. Dolayısıyla İslam Müslümanlar veya İslam tarihinde esirleri genelde fidye alarak serbest bırakma uygulamasına gidilmiştir veya o mantık hakim kılınmıştır. Ama Resulullah dönemine baktığımız zaman hemen hemen tümünde fidye almadan serbest bırakma söz konusudur. Resulullah'ın yani kendisinden sonraki süreçte ki çok sayıda 35'e yakın savaşı vardır Resulullah'ın böyle köleliği müesseseleştirdiğine dair bir bilgi yoktur. Cariyelik ve kölelik temeli esirliktir. Esirliğin de İslam'da bir hukuku vardır. Bu hukuka göre esir alınan insanlar ilelebet köleleştirme ve cariyeleştirme gibi bir sürece götürülemezler, sokulamazlar. Mesela işte fekkü ragabe diyor. Yani böyle dört dörtlük iyi bir Müslüman olmanın şartlarından birisi başka birisini bir boyunduruktan kurtarmaktır. Ama tabii bu borçtan da olabilir. Bu başka sıkıntıdan da olabilir. Yahut da esaretten kurtarmak da olabilir. Yahut da yemin kefareti, diğer bir takım kefaretlerde, hataen insan öldürmelerde efendim köle azadı diye çok sayıda ayet-i kerimeler vardır. Ha burada bu köle ya işte mesela Müslümanların içindeki herhangi bir kişiye zimmetlenmiş ama fidyesi verilmesi beklenen bir köle olabilir. Köle demeyelim, esir olabilir. Ya da karşı taraftaki düşman elinde eğer siz tazminatını öderseniz ben bunu serbest bırakırım denen bir esir olabilir. Dolayısıyla İslam Müslümanlara ister kendi içerisindeki ülkesindeki esirleri diyelim, ister dışarıdaki ülkelerdeki esirleri kurtarmak üzere çok çeşitli yöntemler, seçenekler, teşvikler, tavsiyelerde bulunmuş. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman veya bunları düşünenler diyorlar ki ha demek ki yemin kefaretinde işte hataen insan öldürmede şunda bunda esiri kurtarmayı İslam teşvik ettiğine göre demek ki bunu müessese olarak da kabul etmiştir. Ama o gözle baktığımız zaman İslam fakire bakmayı da
fakiri, muhtacı, yolda kalmışı, işte ihtiyarı, anne babayı bakmayı da, yani yoksula şefkatle bakmayı da, çok sayıda güçsüz, zayıf insanlara yardım etmeyi emrediyor. Ama bunlar illa biz bu emirler uygulanacak diye, yani toplumun bir kısmını illa fakir statüsünde tutalım ki bu emri uygulayalım demediğimiz gibi, orada da bir kölelikle, cariyelikle ilgili aman bir müesseseyi mutlaka sabit tutalım ki bu ayetleri uygulayalım gibi de böyle bir sonuca da varılamaz. Ha şunu söyleyelim, maalesef İslam tarihinde kölelik, yani esirliğin kölelik ve cariyelik şeklinde müesseseleştirilmesi söz konusu olmuştur. Müesseseleştirilmiştir. Fıkıh kitaplarının, herhangi bir fıkıh kitabını açtığınız zaman bunun müesseseleştirildiğini, dolayısıyla onaylandığını da görüyoruz. Hele ki kadın esirlerin, yani cariyelerin, efendim cinsel taraflarından istismar etme durumu da söz konusu olmuştur. Buna nikahsız olarak istifraşta bulunma caiz görülmüştür ki bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur, kabul edilemez. Sonuç olarak İslam'a baktığımız zaman İslam esirlik müessesesini kabul etmiştir. Niye? Çünkü esirlik savaşın bir sonucudur. Savaş da insanlık tarihi boyunca olmuş, kıyamete kadar da sürecek olan maalesef bir durumdur. Ama esirlere uygulanacak çözümü de yine belirlemiştir Muhammed suresinde, az önce ifade ettiğimiz gibi. O da ya tazminat alarak ya da tazminatsız olarak serbest bırakmaktır. Bunun üçüncü bir şıkkı, yani esaretin kölelik ve cariyelik şeklinde müesseseleştirilmesinin İslam'da, Kur'an'da dayanağı yoktur. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.